Herkese sevgiler diliyorum. Yapmış olduğum tasarımlarımı paylaştığım kanalımda yine farklı ve güzel bir çalışmayla huzurlarınızdayım. Tabii ki bu yapmış olduğum kolye benim hayal gücümle sınırlı. Eminim sizin hayal gücünüzde çok daha farklı kolyeler oluşacaktır. Daha güzellerini yapacaksınız diye düşünüyorum ama kolyemin tüm yapım aşamalarını gösterdiğim videomla sizlere baş başa bırakıyorum. Hadi hep birlikte yapımına başlayalım. Öncelikle kumaşa ihtiyacımız var. Ben bunu e, kumaş satan böyle ucuz kumaş satan yerlerden aldım. Bakın. Böyle bir kumaş. ince esnemeyen bir kumaş. Burada e, özellikle istediğiniz bir desen olursa yani çiçek deseni olabilir bir hayvan figürü olabilir yani ne yapmak istiyorsanız ya da cupcake tarzı böyle onun resmi olabilir yani herhangi bir eşyanın resmi olabilir öyle e, üzerinde resimler olan herhangi bir kumaş e, öncelikle ihtiyacımız olan kısım ben bu kumaştan İstediğim gibi mesela şuradaki şu çiçeği almak istiyorum. O yüzden ne yaptım? Bunu şu şekilde kestim. Bunu kestikten sonra hemen kastama geçirdim. Hatta biraz da başladım ben. Bunun için ihtiyacımız olan e, en önemli kısım boncuk iğnesine ihtiyacımız var. Boncuk iğnesi dışında başka iğne e, kullanmanızı çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü kullandığımız boncuklar kum boncuklar ve bu e, boncuk iğnesi olmadan e, çok fazla geçmiyor. Boncuk iğnesinin şuradaki kısmı çok incedir. Yani bu da boncuktan e, çok daha rahat geçmesini sağlıyor. Ben özellikle boncuk ipi diye satılıyor. Bakın böyle çok hmm, kopmayan bir ip. Çok güzel bir ip yani. E, boncuk dikmek için alacağınızı söylerseniz size e, bu tarz malzeme satan yerlerde vereceklerdir. Ve bu şekilde dizi halinde satılan boncuklar var. Bakın bu şekilde dizilmiş şekilde satılan boncuklar var. Ve istediğiniz renklerde boncuklar. Hemen isterseniz başlayalım. Şimdi ortadaki hemen şuradan da göstermek istiyorum. Şuradaki ortadaki tohum kısımları var bak bakın sarı renkte. Ben buna bu renk boncuk tercih ettim. Hemen ipinize istediğiniz kadar boncuk alabilirsiniz bu noktada. Buradaki çizgilerin üzerinden gidiyorum. Bakın şurada şöyle bir çizgi var. Hemen boncuğumu taktım. Mesela gelip gelmediğinde tabi kontrol ederek yapmanız lazım. Hemen iğneyi geçirdim. Daha sonra bakın bunun burada bir yuvarlaklığı var. Bunu oluşturabilmek için arkadan orta yerinden batıyorum. Burası önemli bir ayrıntı ve. Bakın orta yerinden battım ama dış kısmında kalmaması lazım. İç kısmında kalacak. O yüzden şu iğnemi şuradan geçiriyorum. Yani arasından geçirdim. Evet. Şimdi ipimi çekiyorum ve ipim nereye geliyorsa bakın ipim nereye geliyorsa oradan itibaren en son ki taktığım boncukların içerisinden tekrar geçiyorum. İşte bunu başka e, iğne de yapmak Boncuk iğnesi dışında bir iğne kullanmak gerçekten çok zor. O yüzden boncuk iğnesi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hatta bazen bununla bile çıkmıyor. O zaman da karga burnuyla kullanıyorum. Hatta onu da göstereyim size. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Burada bitiyor. Siz burada bitiyorsa hemen e, şu şekilde geriye dönüp tekrar şuradan çıkıyorum bakın. Şimdi şu yan kısma gideceğim. Hemen bu boncukları da bakın ipten çıkartmıyorum. İpten çıkartmadan elimle şu şekilde alıyorum bakın. İpten çıkartmadan. Bakıyorum. Eğer tam geliyorsa hiçbir sıkıntı yok. Eğer az gelir ise o zaman boncuğunuzu azaltabilirsiniz. Hemen devam ediyorum. Bakın. Daha sonra tekrar ortasından bakın tam orta noktadan çıkartıyorum. Ve tekrar ipin geldiği yerden itibaren en son bakın bu sefer 4 taneden geliyorum. En son 4 boncuk içerisinden tekrar çıkacağım. Eğer çıkmıyorsa o zaman da böyle karga burnuyla tutup çekebilirsiniz o zaman çok daha kolay çıkıyor. Bakın hemen ipimi sıkıştırıyorum. Bakın bu şekilde sıkıştırıyorum. Ve tekrar buradan batıyorum. Normalde ben aslında geriye gitmiyorum. Hep devam ederek gidiyorum. Ama burada küçük küçük geri dönüşlerimiz olduğu için mecburen bu şekilde yapıyorum. Bu kenarlarını biraz daha farklı yaptım çünkü. Çok benziyor ama çok ufak bir farklılığı var. Bakın çok az bir şey alıyorum hemen. çiçeğimin şu kısımlarını yapmayacağım İçerideki kısımlarını şu beyaz kısımlarını yapmak istiyorum O yüzden şu kısımları kırmızıyla geldim kırmızı yaparken de ben hiç boncukları sayıyla almıyorum bakın elimi şu şekilde tutuyorum ve arasından iğnemi geçiriyorum burada istediğiniz kadar Alabilirsiniz. Çok çok da fazla almayın. Yani e, iğnenize boncuk çok fazla da almak iyi olmuyor. E, bu, bu kısımlarında yani buranın tamamını boncuk olarak yapmamaya özen gösterin. Bakın şimdi burada elimle şu şekilde tuttuğum zaman nereye geliyorsa o şekilde aynı yerden iğnemi batırıyorum. Şimdi batırdığınız zaman bakın bu bu şekilde oluyor. Bunun önüne geçebilmek için yine aynı şekilde ortadan batırıyorum iğnemi. Bu sefer iç tarafından çıkartıyorum. Bakın bu iç tarafından çıkartıyorum iğnemi. Sıkıca çekiyorum. Daha sonra iğnem, e, ipim daha doğrusu hangi boncuktan itibarense o andan itibaren son boncuklardan çıkıyorum. Ve ipimi iyice sıkıştırıyorum. Bakın yuvarlaklığı ne yaptım? Elde etmiş oldum. Yine bu sefer hiç tekrar batmıyorum. Bakın ipliğim yukarıda. Tekrar boncuk alıyorum. Tekrar bakın nereye kadar geliyorsa tam aynı noktaya batmanız gerekli. Tam aynı noktaya yani boncuğunuzun geldiği nokta neresi ise o noktaya batmanız lazım. Hemen battım bakın. Tekrar iğnemi bu e, dizdiğim bu son boncukların orta yerinden çıkıyorum. ipimi iyice çektikten sonra ipim hangi boncuktan itibaren geliyorsa o şekilde diğer boncukların arasından geçiyorum ve ipimi iyice çekiyorum. İşte bu şekilde yuvarlaklığını oluşturmuş oluyoruz. Ben bunları yapmaya bu şekilde devam ediyorum. Mesela burada e, şu kısmı birazcık eğiklik var. Bunu yapabilmek için de ipimi çıkarttım yine bakın. Hemen şunu şu şekilde çekiyorum biraz daha ve ipimi tekrar aynı yer yerin diğer ucundan yaparak bakın bu şekilde şeklimi oluşturmuş oluyorum. Eğer iç kısmını boncukla doldurmak isterseniz bakın yine aynı şekilde ipimi boncuğuma alıyorum ve yine aynı teknikle içini doldurmaya devam ediyorum. tane daha alacağım boncuk. Bakın bu şekilde dolduruyorum. Yine ortasından batıyorum. Dış tarafından değil de bakın iç kısmından şu ipimin bu tarafında olması gerekli ki hani bunu buraya yapıştırabileyim. Bu şekilde ipimi çekiyorum. Ve iğnemi en sonki boncuk kaç tane ise oradan tekrar geçiriyorum. Geçmediği zamanda karga burnundan yararlanarak iğnemi çekiyorum. Ve ipimi iyice sıkıştırıyorum Bakın bu şekilde içine doldurabilirsiniz burada Tabii önemli olan buradan e, kaç tane boncuk almışsanız yani iki tane bile boncuk alırsanız e, bunu bu şekilde yaptığınız zaman yani hani e, bunu ipi arkaya alıp bakın arkaya alıp tekrar ortadan çıkartıp boncukların arasından geçirmeniz gerekli. Daha sağlam durabilmesi için bu boncukların her seferinde bunu yapmanız lazım. 4 tane boncuk vardı. Ben ortasından 2 2 paylaştırdım. Mesela iki tane boncuk koymuş olsaydım buraya o zaman da 1 boncuk atladıktan sonra ortasından yapmam gerekiyordu. Bu şekilde iç kısımlarını da doldurabilirsiniz. Evet ben bu şekilde sarı ve kırmızı kısımlarını yapmaya devam ediyorum. Bu çalışmayı yaparken hemen öyle bir anda bitecek bir çalışma değil açıkçası. Ee, yaparken bakın isterseniz sadece bu kısımlarını bırakıp iç kısımlarını doldurmadan da yine kenarlarından kesip hani yapacağımız işlemi yapabilirsiniz ama ben bazı e, kısımlarını e, bu şekilde kırmızıyla bazılarını böyle hafif bir pembe ile e, yine doldurmak istiyorum e, burada Tabii e, siz başka e, boncuk türleri de kullanabilirsiniz Mesela boru boncuk da olabilir ya da e, pul kullanabilirsiniz bu tamamıyla burada Şimdi bu yaptığımız çalışmada isterseniz sadece kenarlarını gelip alttaki kumaşın gözükmesini de e, sağlayabilirsiniz yani bu şekilde de kullanabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi bazı kısımların içlerini bu şekilde e, doldurabilirsiniz yine doldurma yöntemimizi e, bu kenarlarını yaptığımız gibi e, bakın bu şekilde yapıyoruz yani ipime ve bu uzunluk boyunca alıyorum. Ve arasından ortasından gelip yine arasından geçirerek devam ediyorum bakın. Yani tüm hepsini bu şekilde istediğiniz yerleri kırmızı, pembe, beyaz yani farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Mesela şu. Çiçeğimizin işleme kısmını tamamladım. Bakın bizim e, kumaşımız buydu. Üzerine boncuklarımızı geldikten sonra arkasına en ince keçeyle bakın. Arkasına güçlü bir ile ya da keçe yapıştırıcısı kullandım ben burada. Yapıştırdım. Kenarlarını bu çiçeğin kenarlarını kestim. Daha sonra bu hale geldi. Bakın bu kısımları biraz hızlı geçtim. Daha fazla videoyu uzatmamak için. Bakın arka kısmına siyah keçi kullandım. Siz istediğiniz renk keçi kullanabilirsiniz. Eğer hiçbir işlem yapmazsanız kestikten sonra bakın bu kısımlarında böyle bir çirkin bir görüntü olmuş oluyor. Bunun önüne geçebilmek için hem de daha düzgün durabilmesi için bu kısımların ileride daha sonrasında açılmaması için kenarlarına yine boncuk geldim bakın. Ön taraftan gösterimi de daha düzgün. Bakın bu kısımda boncuk yok. Ama şu kısımlarda boncuk gelinmiş hali. E, bunu bu şekilde yaptım. Yine aynı şekilde kumaşımın bakın burada dalların e, kumaşımda böyle dallar vardı. Bu dallardan yine istediğim şekilde olanlara bakın Yine kasnaktayken bu şekilde gelişi güzel tam ortalarına gelecek şekilde yeşil boncuklar yerleştirdim ve kenarlarını e, e, kesmeden önce yine bunu keçeye yapıştırdım bakın keçe yapıştırdıktan sonra kenarlarını kestim bakın bu şekilde e, yapraklarım olmuş oldu bunları da yine kullanacağım ben zaten spontan yapıyorum yani hayal gücüm o esnada nasıl istiyorsa. Nasıl yapmak istiyorsa o şekilde yapıyorum. Yani bunu bir herhangi bir yere bakıp bakarak yapmadığım için burada istediğim gibi ilerleyebiliyorum. Şimdi burada ipimi aldım. Hem de burada ipimiz bitebilir. Bittiği zaman nasıl bağlayacağımı da göstermek istiyorum. Bakın ipimi aldım bu şekilde. Ortadan şu kenarından daha doğrusu ipim elimde bağlıyorum. Bu şekilde bağladım bakın. Şuradaki ipimi hemen bir çakmak yardımıyla yakıyorum. Daha sonrasında en sonuncu olan boncuğun içerisinden geçiriyorum ve hazır hale getiriyorum. Evet. Şimdi tekrar nasıl yapıldığına bakalım. Boncuklarımızı da gözümüzün önüne getirelim. Şimdi bir tane boncuk alıyorum. Boncuk aldıktan sonra hemen şuradan iğnemi geçiriyorum. Bakın burada boncuğum. Boncuğun alt tarafından itibaren bakın boncuğun alt tarafından itibaren iğnemi geçiriyorum ve ipimi çekiyorum. Tekrar boncuk alıyorum. Bakın arkadan iğnemi batırarak hemen yanında hemen böyle bir boncukluk yer bırakacak şekilde. Boncuğumu geçiriyorum. Ve alt tarafından iğnemi tekrar geçiriyorum ve ipimi çekiyorum. O zaman buradaki boncuklarım yan yana çok güzel bir şekilde sıralanmış oluyor. Bakın tekrar gösteriyorum. Arka tarafından iğnemiz tabi boncuk iğnesi olduğu için çok ince. Şimdi bunu üstten değil bakın. Boncuğumun alt tarafından gelecek şekilde yani ipi geçtikten sonra yukarıda kalmış olacak bu şekilde geçirmeye çalışıyorum tabi bazen geçmeyebiliyor çünkü boncuklarımız çok küçük boncuklar bu şekilde karga burnuyla da çekebiliyoruz bakın bu şekilde yanına sıralanmış oluyor bütün kenarını Bu şekilde geliyorum. Çiçeğimiz bitti bakın, arkası ve önü gerçekten de güzel oldu. Şu kenarları bakın çok güzel duruyor gerçekten de. Şimdi e, kenarlarına ben şu şekilde tuttuktan sonra şöyle yaprak koymak istiyorum. Bakın şu şekilde yaprak koymak istiyorum. Bu yaprakları nasıl koyacağım? Hemen ona bakalım. Yine ben boncuklarımın bu yapraklarımın kenarını gelirken boncuklarla e, gelmek istiyorum. Yine düzgün durması için. Burada tabi istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Ya da hiç kolye olarak yapmayıp bunu bir tişörtünüzün bir gömleğinizin üzerine aplikede yapabilirsiniz. Ya da arkasına cırt cırt koyup böyle hani yapıştırmalı yıkarken gömleğinizi çıkartırsınız üzerinden. Ya da arkasına e, bir iğne danlık koyup broş şeklinde de kullanılabilir. Ama ben bunu kolye olarak değerlendireceğim için bu e, kenarlarına bu şekilde koymak istiyorum. Yani istediğiniz gibi koyabilirsiniz aslında. Tamamını yaprak olarak da koyabilirsiniz bu şekilde bakın. Tamamını yaprak olarak da koyabilirsiniz. Yine bu da sizin birazcık daha hayal gücünüze bağlı bir şey. Hemen ben şuradan başlamak istiyorum. Şimdi bu yaprağı buraya koymak istiyorum. Bir tane boncuk koydum hemen boncuklarımızı da getirelim. Bu şekilde boncuğumu alıyorum. Buradaki şöyle yakından göstereyim. Buradaki boncuğumun içerisinden geçirerek diğer tarafa birleştiriyorum. Yine aynı şekilde birleştirme yaparken bu en sonki boncuğun içerisinden alttan itibaren iğnemi geçirip ipimi çekiyorum ve sıkıştırıyorum. Tekrar bakın. Her ipimi çektiğimde bir tane boncuk almam gerekli bakın. Sıradan devam ediyorum. Sıradaki boncuğumun içerisinden ya da isterseniz buradaki Kumaşınıza da aynı şekilde geçebilirsiniz. Kumaşın kumaştan da bağlayabilirsiniz. Şimdi buradan hemen iki kumaşı şu şekilde birleştiriyorum. Ve boncuğumu en alttan yukarıya doğru yine kenarını geldiğim gibi birleştiriyorum. Bakın birkaç yerden birleştirme yaparsak daha sağlam olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden birkaç kere birleştiriyorum. Şimdi buradan da birleştirip normal kenarını gelmeye devam edeceğim ben. Yapraklarımızı bakın uç uca ekledim ben. E, bunu ekledikten sonra en son şu yaprağı eklerken 15 tane boncuk bakın bunu da sonradan ilave ettim. Ee, şu kısmının gelmesi için şu kenar kısmının gelmesi için buraya bu şekilde 15 tane boncuğu ee, bu şekilde geldim. Şimdi şu kısmının yapımını göstereceğim. Bunun için kumaşımızın böyle ters tarafından bakın ters tarafından kumaşımızı bu şekilde ikiye katladım. Daha sonra şuradan makine dikişi geldim. Bakın hemen göstermek istiyorum. Ters tarafı burası. Makine dikişi geldim uç kısmına bu şekilde bir çatal iğne taktım. Daha sonra bakın tekrar şuradan uç kısmından takalım. Herhangi bir yerinden şöyle takıyorum ve bunu buradaki iç kısmından gönderiyorum. Tersini çevirmemiz lazım bakın bizim bunu bu şekilde ters tarafını çeviriyoruz. Çatal iğne burada biraz daha rahatlık sağlıyor çevirebilmek için. Hemen şöyle elimle siz tabii ki bu kenarlarına başka şekillerde de kullanabilirsiniz. Daha farklı kordonlar yapabilirsiniz. Benim kumaşım bu olduğu için ben kenarında yine aynı şekilde bu kumaştan olmasını istedim. Bakın çok kolay bir şekilde tersini düzüne getirdik. Evet bakın bitti. Şimdi şu e, aparatlar var. Takım malzemeleri satılan yerlerde oluyor. Aslında sarı renk de kullanılabilirdi. E, kullanırken ben ipi beyaz renk ip kullandım. Ekranda daha rahat gözüksün diye. Ama siyah ip olsaydı ya da uygun bir renk boncuk ipinde çok fazla alternatif yok zannediyorum. Ben siyah ve beyaz olarak biliyorum. Siz bulabilirseniz Tabii aynı renklerde daha güzel olacaktır. E, takım malzemeleri satılan yerlerde aparatlarımız var. Çivi deniliyor bakın bunlara. Bunu... Şimdi buradan şu şekilde geçiriyorum. Daha sonrasında yine de tam emin olabilmek için de şöyle bir kıvırdım. Bakın. Bunu kıvırdıktan sonra şu aparatımı şu içinden geçiriyorum bakın. Bu şekilde buradaki çirkin görüntünün de önüne geçmiş oluyoruz. Bu kısım bizim için çok uzun bir kısım. Bunu ne yapıyorum? Karga burnuyla ya da pense. Pense ve karga burnu arasındaki farkı da göstermek istiyorum. Bakın pense de ağız kısmı biraz daha böyle geniş. Bunun ise daha yuvarlak. Bu bize takıda daha kolaylık sağlıyor. Şimdi bunu buradan bakın şu şekilde bir az bir kısım bırakarak kesiyorum. Daha sonrasında e, buradaki telimi şöyle hafif geriye doğru büküp ondan sonra bakın şu şekilde çeviriyorum. Ama bu biraz büyük oldu. Biraz daha küçültmek istiyorum ben. İstediğiniz kadar kesebilirsiniz. Hemen şöyle geriye doğru itiyorum. Daha sonra bu yuvarlaklık bize bunu sağlıyor. Bakın bu şekilde yuvarlak kısmını yapıyorum. Şimdi diğer kısmını da yapacağım. Diğer kısmını takarken de böyle daire şeklinde minik halkalarımız var. Bunu da yine aynı şekilde isterseniz bunu açarak da yapabilirsiniz ama bunun şeklini bozmak istemiyorum ben. Bu kısımdan halledeceğim. Hemen şöyle hafif bir büküyorum bakın. Hafif bir büküyorum. Halkamı geçiriyorum ve kapatıyorum. Bakın uç kısmını ne yaptık? Bu şekilde kapattık. Şimdi şu kısma gelirken isterseniz burada dediğim gibi bir halka da takabilirsiniz ya da hiç halka takmaya gerek bile yok. Bakın bunları bu şekilde açabiliyoruz biz. Hemen açıp arasından bunu yaparken geçirseniz tabii daha iyi olur. Tekrar açmak zorunda kalmazsınız. Şu kısmın açılmaması için iyice sıkıştırın yani uç uca gelmesini sağlayın yoksa e, bu arasından boncuk çıkacaktır. Evet, Kolyemizin kapatma yerini olarak bakın şu aparatı kullandım yine bunu küçük bir halka yardımıyla buraya karga burnu ile monte ettim. Bir sürü e, kapama açma kapama farklı böyle e, takım malzemeleri satan yerlerde çok farklı olanları var. E, çok farklı şekillerde de yapılabilir. Burada birazcık sizin e, tasarımınıza, hayal gücünüze çok bal diye düşünüyorum. Zaten bu yüzden de yaptığım hiçbir ürünün ikincisini yapmıyorum. Hep farklı şeyler yapmayı seviyorum. Eğer aynısından bir tane daha yapacaksam çok beğenmişsem muhakkak ya rengini ya sayısını bir şekilde değiştiriyorum ve farklılaştırıyorum. Onun kendine özgü tek olması benim hoşuma gidiyor açıkçası. Yaptığım kolyem bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Daha farklı ve güzel videolarımda tekrar görüşebilmek ümidiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tasarım dünyasından herkese sevgiler. Hoşçakalın.